Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ve sellim ala men ismuhu veli sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekremimizin, Efendimizin isimlerini okuyoruz. Bu isimlerin manası nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme neden Rabbimiz Celle ve Ala bu isimleri ikram eylemiştir? Veli 27 kadar manaya itlak olunur. Veli kelimesi. 27 manası vardır. Burada Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hakkında muhtemeldir ki nasir manasına, Allah yardım edici manasına. Buna göre Efendimiz dine ve dinin ehline ve fukara ve zuafa, fakirlere, zayıflere, miskinlere yardım edici olduğundan ismi şeriflerine veli diye tesmiye olunmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Yahut veli arif manasına da geliyor. Buna göre arif, Allah'ı tanıyan manası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak tebareke ve teala'yı hakkı marifet ile arif olmakla veli tesmiye olun. Arif tanıyan demek. Kimde meşhur oldu? Allah'ı tanıyan. Allah'ı Resul-i Ekrem gibi tanıyan başka bir kul var mı? Yok. Onun için bu isim en harika şekilde ona yakışır, ona söylenir. Veli ismi. Peki. Bu iki manaya göre dediler. Buna göre Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hak Celle ve Ala'ya cümle mahluktanın ziyade yakın ve Allah-u Teala rahmetine cümleden akrak olmakla ismi şerif. Bir manası da diyor ki yakın manasındadır veli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki Allah'a bütün yaratılmışlar arasında en yakın olan zat olduğu için kendisine veli ismi konmuştur. Peki. Bir de yardım olunan manasına geliyor diyor. O da tabii ki Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala elini açtığında bir savaşta vesair durumlarda Rabbimize Celle ve Ala elini açtığı zaman Bedir Savaşı'nda mesela binlerce melek, yüz binlerce melek Allah Subhanahu ve Teala'dan sırf onun yardımına gönderiliyor. Yani yardım istediği zaman yardım da Allah katından kendisine yetişen zat manasında da anlaşılabiliyor bu veli ismi. Yardım eden, yardım olunan yani manasında. Peki. Hangisi daha üstündür bu manaların diye sorulduğu zaman hepsinde farklı farklı görüşler olmuş. Allahümme salli ve sellim ala men ismuhu hak sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem bir ismi de haktır. Hak ismi Allahu Azişan Asma-i Hüsna'larından olup Kur'an-ı Azim'inde ve Kelam-ı Kadim'inde Habib-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ikramen tesmiye ve itlak buyurup قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ دَيُّ buyurdu. Hak normalde Allah'ın ismidir. Ama Resul-i Ekrem için Allah'a biliyorsunuz Celle Celaluhu'nun 99 ismi var Mevlamızın. Değil mi? O isimlerden her kulun alacağı bir nasip var. Tecellisinden yani. Mesela Kadir ismi var. Ama bu isimlerin Allah-u Teala'ya bakan tarafları mutlaktır. Kadir güç getirici demektir. Mevla Muteala'da düşündüğün zaman mutlak güç getirici. Yani her şeye gücü yeten manasında. Ama bir kula Kadir diye isim konduğu zaman ne oluyor? Ha bunun da şu koltuğu kaldırmaya gücü yeter. Nisbi ve izafidir yani. Kullarda kullanılışı. Ama o isimlerin Allah-u Teala'da kullanılışı mutlaktır yani. Keza işte Hak ismi Allah'ın ismidir. Resul-i Ekrem'e de o ismi Allah Subhanahu ve Teala ikram eylemiştir. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Ne buyuruyor Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de? قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقِّ Allah katından hak geldi size. Hak diye isimlenen kimdir? Peygamberi Zişan'dır. Çünkü onun yapmış olduğu her şey, emretmiş olduğu her şey hakikatin ta kendisidir. Öğrettikleri gerçeğin ta kendisidir. Bir şüphe yok, bir vehim yok, bir oyun yok onun içerisinde yani. Onun için ismine de hak diye Allah tarafından
konulmuştur diyor. Dahi falan ma ca'akumul hakku min indina buyurdu. İki tane ayette hak diye isimlendirilmiş Resul-i Ekrem. Bu iki ayeti kerimede hak ile murat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Manası nedir? Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın davet ettiği din, Efendimizin davet ettiği İslam dini, öğrettiği şeriatın hükümleri gerçektir. Kıyamete kadar değiştirilmeyecek, bozulmayacak, hiçbir şekilde oynanmayacak, bozgunluğa getirilmeyecek, tertemiz olarak devam edecektir. A peki şimdi insanın aklına geliyor. Ya bir sürü sapık adamlar var. Sapıklar çıkabilir ama dinin esasını, aslını değiştiremezler. Kendilerini bozarlar, kendilerine tabi olanları bozarlar. İslam dinini bozamazlar yani. Kıyamete kadar mutlaka bu İslam dinini Resul-i Ekrem'in öğrettiği gibi anlatanlar olacak. E peki tabii herkesin aklında bir soru işareti doğuyor böyle söylendiği zaman. E peki o yanlış fırkalara tabi olanlar, onların ne suçu var? Adam doğruya gitmek istiyor, bakıyorsun yanlış. Bir tane adam çıkıyor, ben Mehdi'yim diyor. Birkaç tane değişik hareketler yapıyor, dikkat çekici. Hop, ona tabi oluyor birkaç tanesi. Öteki diyor ben evliyayım, hop ona. Öteki ben şeyhim, hop ona. Öteki ben hocayım, hop ona. E bakıyorsun hiçbirisi Allah'a götürmüyor. Çünkü hepsi nefsinin elinde. Peki bunlara tabi olanların suçu nedir? Onları tabi olan olsun, dünyanın öbür tarafındaki bir Hristiyan papaza tabi olan olsun veyahut da Yahudi hahama tabi olan olsun, içinde güzel niyetini beslesin Allah'a karşı, ben seni arıyorum diye kalbine sağlam bir şekilde koysun, hiçbir sapkın, hiçbir sapık, hiçbir bozuk topluluk onu Allah'a gelmekten alıkoyamaz. Allah'ın rahmeti, merhameti ve yardımı kulların üzerindedir. Bunu unutmaması lazım insan. Sen yani eğer yanlış insanların yanında huzur buluyorsan içinde bir hastalık vardır demektir. Mesela bir tane söyleyelim. Kibir hastalığı. Genel olarak Müslümanlarda bu var. Kibir hastalığı. Değil mi? Nedir o kibir hastalığı? Kendinden başkayı kimseyi beğenmemek. Başkası bir yanlış yaptığı zaman onu hemen karalamak. Ama bu İslam dinine uygun değil ki. Resul-i Ekrem'in öğretisinde uygun değil bu yani. Sen bir mümin kardeşin ayıbını örttüğün zaman diyor Mevlamız, ben de senin ayıplarını örterim. Ama sen bir mümin kardeşinin ayıbını orta yerde söylersen o ayıbı, o yanlışı sen yapmadan ölmezsin diyor. O hataya sen de düşersin diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi durum böyleyken onu bunu tenkit etmekle hoşlanan bir insan bir cemaate giriyor bir hoca efendinin yanına. E bakıyor hoca efendi devamlı onu bunu tenkit ediyor. İslam adına da değil, keyif adına tabi. Tamamen. Hidayete çekme adına değil yani. Doğruyu gösterme adına değil, sadece tenkit edine. Biz üstünüz onlar altta. Biz üstünüz onlar altta. Ama Resul-i Ekrem böyle öğretmedi ki bize. Kendini böbürlendirmeyi, kendini büyüklendirmeyi öğretmedi ki bize. Bütün kulların altında duracaksın. Mütevazi olacaksın. Tevazu ahlakını kendine şiar edineceksin. Doğruyu, hakikati sadece hakikati izhar etmek için söyleyeceksin. Başkalarını aşağılamak, kendini de yukarı çıkartmak için değil. E bunu yapıyorsan hastalık var. O hastalıktan kurtulmak için Allah'a sarılmak, Allah'ın ipine sarılmak, beni bu hastalıktan kurtaracak insana beni götür diye Allah'a yalvarmak lazım. Ama adam ne yapıyor? E benim gibi benden daha iyi tenkitçi birisini bulayım, onunla birlikte olayım. Benim gibi benden daha kibirli birisini bulayım, onunla olayım. Bu hastalıklar içinde olduğu zaman hakikate gelemezsin yani. Ama bu hastalığı taşımayan nice insanlar vardır. Hristiyan ama bakıyorsunuz Müslüman olmuş. Allah öyle sebepler halk eylemiş ki. Habbabe Hatun diye bir eskide yaşamış mesela büyük zat vardır. Kralın kızı kendisi. Kral da Hristiyan. Öyle olmasıyla birlikte gece sarayın burçlarında gezerken la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Ne İslam'ı bilir, ne Müslümanları görmüş, hiçbir şey. Dili la ilahe illallah, o da şaşırıyor. Bu kelime nedir? Manasını da bilmiyor yani. Neticede Allah İbrahim Havvas Hazretleri de bir evliyayı gönderiyor ona. Ona İslam'ı öğretiyor, kelime-i şehadeti getiriyor, ölüyor, şehit olur, gidiyor. Peki diyor nasıl oldu bu?
nasıl bu ele geldi, bu kadına Allah nasıl böyle ikram eyledi? Bu onun hizmetçisine soruyor, neydi bunun özelliklerinden bize biraz anlat bakalım. Diyor ki babası buna altınları alırdı, bilezikleri alırdı. Bu ertesi gün bana hemen derdi, git bunu fakir fukaraya dağıt. Bana altın lazım değil. Cömertti yani. Bir güzel ahlak kalbinde sağlam olsun, Allah oradan yakalar seni. Celle Celaluhu. Onun için sapığın eline düşmekten korkma. Kalbindeki niyeti bozuk yapmaktan kork. Senin niyetin sağlam olduktan sonra ne şeytan seni alıkoyabilir haktan, ne nefis, ne de şeytanın askerleri. Allah Subhanahu ve Teala ben kulumu şeytanın eline bırakmam diyor. Nerede kaldı şeytanın askerleri seni gelip kapsın yani? Mümkün mü? Onun için niyetimizi sağlam yapalım inşallah. Allah Subhanahu ve Teala bizi kendine çekecektir. O kutlu peygamberin yolunda olalım. O kutlu peygamberin yolunu en güzel gösteren kulların peşinde olalım, takibinde olalım inşallah. Ancak öyle zaten o kutlu peygamber yolunda gidilebilir. İnsanların basit ve gereksiz uydurma safsatalarına kimse gelmesin. Allah'ın güzel bir kulunun peşinden giderken niye onun peşinden gidiyorsun diye bir sürü şeytanın söylediği, söylettirdiği kelimeleri etrafta insanlar söylerler. Ne maça giderken niye gidiyorsun der. Ne kahveye gidiyorken niye gidiyorsun der. Arkadaşlarıyla gece kulüplerini gezerken niye gidiyorsun demeyen o etrafımızdaki insanlar bir sohbet meclisine, bir zikir meclisine, bir Allah ehlinin meclisine giderken niye gidiyorsun diye söylerler. Bu tamamen şeytanın onların kalbine üfürüp size söyletmiş olduğu meselelerdir. Bu da hepimizin imtihandır, olacaktır, yaşanacak. Sadece Allah'ın senden beklediği acaba birkaç kendini bilmezin gereksiz ve lüzumsuz sözleriyle benim yolumda yürümekten geri dönüyor musun? Yoksa sağlam bir şekilde sabit kadem olarak devam ediyor musun? Mevla bunu tartar yani. Celle Celaluhu. Sağlam olursan, ayağını sağlam basarsan hiç kimse seni yolundan edemez. Rabbinin nuruna ermekten engelleyemez. Allah Subhanahu ve Teala sabit kadem eylesin yolunda bizleri. Ve minallahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.